gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu dilimde Orsam Kuzey Afrika Çalışmaları Uzmanı Kaan Devecioğlu bizimle. Kaan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Yeni gelişmeyle başlayalım. Husiler Amerikan gemisine vurduğu misilleme diyebiliriz. Kızıldeniz'de neler yaşanıyor? Nasıl yorumlarsınız? Evet, Gazze'deki çatışmalardan bugün aslında bunun alt bölgelere de yansıdığını görüyoruz aslında Kızıldeniz'deki yaşananlar bağlamında. Yani Husilerin özellikle uluslararası ticaret bağlamında önemli olan Babülmendep geçişi, yani yaklaşık dünya ticaretinin %12'si, Avrupa ticaretinde %40'ı buradan geçiyor. Dolayısıyla Husiler burada İsrail menşeli gemilere yaptıkları saldırılarla aslında hem kendi güçlerini Yemen iç siyasetinde hem de uluslararası siyasette Yemen krizi bağlamındaki güçlerini konsolide etmeye çalışıyorlar. Bunu daha önceki durumlarda da gördük. Burada aslında batılı aktörler nezdinde güçlerini konsolide ettiklerini söyleyebiliriz. Yani Kızıldeniz'de bugün yaklaşık %50'si burada ticaret gemilerinin geçen şirketlerin %50'si alternatif bir rota olarak Güney Afrika burnu rotasını esas aldılar. Tabii bu rota da aslında korsan tehlikesinin olduğu bir rota. Gine Körfezi bölgesinde korsan tehdidi mevcut. Dolayısıyla yani benzer tehditlerin alternatif rotada da olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Fakat tabii burada Husilerin mevcut saldırıları diğer rotaya göre daha sıcak bir nokta. Tabii bunun nedeni de Gazze'de yaşanan çatışmalar, yani Gazze'li gruplarla İsrail arasında yaşanan çatışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani Filistin'de yanan ateş Yemen'e de sıçradı demek yanlış olmaz sanırım. İsrail'in payı nedir? Yani tabii ki burada İsrail'in payı Gazze'de, yani Filistin'de gerçekleştirilen insan hakları ihlalleri, bunun bir yansıması olarak aslında okuyabiliriz Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarını. Fakat bir diğer taraftan da Husilerin, işte az önce bahsettiğim gibi, pragmatik amaçları da var. Kendi şeylerini, kendi profillerini güçlendirme noktasında da bunu bir araç olarak kullandığını söyleyebiliriz yani. Evet, Husiler deyince İran'ı da konuşuyoruz tabii. Hatta 7 Ekim'den bu yana konuşuyoruz İran'ın rolü ne diye. Şu an nasıl okumak lazım yaşananları? Yani ben burada yine Husilerin İran'la ilişkilerini yine pragmatik bir ilişki olarak şey yapıyorum. Yani tabii ki ideolojik bir bağlantı vardır. Yani Husilerin alt kollarında ideolojik bir bağlantı vardır. Fakat Husiler Ensarullah hareketi olduğunu belirtmemiz gerekir. Yani şunu demek istiyorum. Yemen'deki Husilerin Şii ideoloji bağlamında doğrudan hareket etmekten ziyade, yani Hizbullah gibi bir örgüt olmadıklarını, bir durum olmadığını, yerli bir hikayeye sahip olduklarına dikkat çekmek gerekir. Elbette bir uluslararası ve bölgesel destek almak durumunda rahat hareket edebilmeleri ve güçlerini konsolide etmeleri için Husilerin. Dolayısıyla bu anlamda İran'la pragmatik bir işbirliği kurduklarını söyleyebiliriz Husilerin. Yani bu ideolojik çıkarlar, yani ideolojik bir hikaye, tamam, Şii ideolojisi bağlamında, ama yerli bir hikayeye sahip olduğunu, yani Hizbullah'tan ayırmamız gerektiğini vurgulamak gerekir bu. Evet. Peki Yemen'e de sıçrarsa olaylar ne olur? Yani artık o ihtimal yükseldi mi? Bölgesel savaş ihtimali. Yani bu şu an uluslararası sistemde bir güç geçişi noktasında bir tartışma mevcut. Tabii bu tartışmalar Çin ve Rusya ve diğer yükselmekte olan aktörlerin, işte Türkiye'de alt bölgede bir bölgesel güç olarak
bir bölgesel süper güç olarak belki yükselmesi. Yine diğer alt bölgesel sistemlerde de bunlar görülüyor. Yani bunların aslında bir yansıması olarak Babülmendep gibi bir alt bölgede veya diğer Afrika'nın alt bölgelerinde işte Sahel'de yaşanan veya Irak'ta yaşanan veya Suriye'de yaşanan, Doğu Akdeniz'de yaşanan alt bölgelerdeki bu rekabet aslında uluslararası sistemde o dönüşüm talebinin, işte ABD'nin gücünü azalması ve diğer aktörlerin ABD'nin gücüne erişme noktasında ciddi bir ilerleme kaydetmesi bağlamında aslında bu tartışmalar yapılıyor. Dolayısıyla bunun yansımalarını bugün görüyoruz. Babülmendep'te şu an daha yakından görüyoruz. Daha sıcak bir bölge burası. Ama burada yaşananları bahsettiğim gibi yani Husiler bağlamında bahsettim. Diğer taraftan Yemen'in karşı yakası Afrika boynuzu. Tabii Cibuti'de altı ülkenin askeri üssü bulunuyor. ABD'nin ve Çin'in. Çin 2017'de açtı. ABD Afrikom'u 2012'den itibaren buraya taşıdı. 2015'te tam olarak taşımış oldu buraya Afrikom merkezini. Yani ABD'nin Afrika askeri üssünün merkezini Cibuti'ye taşımış oldu. Tabii burada Çin'le ABD'nin korsancılık tehdidi bağlamında bir rekabetçi bir işbirliğinin olduğunu gördük. Ama mesela Yemen konusunda ABD ile Çin arasında dolaylı bir işbirliği olduğunu gördük. Nasıl dolaylı? 2015 yılında Suudi Arabistan ve Bahreyn'in kararlı fırtına operasyonu sürecinde Çin'in BM Güvenlik Konseyi kararlarında çekinceli tavır alırken Rusya'nın red kararı verdiğini gördük. Daimi üyeler bağlamında, daimi üyelik bağlamında. Dolayısıyla hani Çin burada doğrudan ABD'nin karşısında bir tavır almıyor. Hatta Husilerin saldırısı konusunda da Çin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada Husilerin bu saldırıları kesmesi noktasında bir çağrıda bulundu Çin. Dolayısıyla hani Rusya'nın bölgede tavrı peki? Rusya daha net sanırım bu konuda. Rusya tabii güvenlik angajmanlarıyla bölgede bulunuyor. Çin gibi ekonomik bağlamda büyük bir aktör olduğunu söyleyemeyiz ama ideolojik ve askeri bağlamda bir aktör. Bu anlamda zaten Rusya'nın Sovyetler döneminden bugüne ABD'nin hakim güç olma rekabeti konusunda ve 90 sonrasında 2000'lerle birlikte hakim güç olduğu ABD'nin hakim güç olduğu bu uluslararası sistem ortamında Rusya'nın temel duruşu, özellikle Putin'le birlikte yükselen Rusya'nın temel duruşu ABD'nin karşısında bir denge mekanizması Evet. esasında. Dolayısıyla Rusya'yı bu şekilde değerlendirmek gerekir. Şimdi işin bir de ticari boyutu var. Çatışmalar şiddetlenirse bu anlamda nasıl sonuçlar doğacak? O da merak ediliyor. Evet tabii yani şu an örneğin sigorta primleri ticari gemilerin sigorta primleri örneğin Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında o bölgede %1'e ulaşmış durumda. Şeyde ise Babülmendep'te ise bu Husi saldırılarının ardından 0,7'ye yani yaklaşık %60'lık bir artış olduğunu gördük. Birincisi bu küresel ekonomiye. Bu tabii dolaylı olarak ve rotaların değişmesiyle de birlikte navlun fiyatlarının artması bir. İkincisi küresel enflasyonun artması gibi sebeplere neden olacak. Ve bir diğeri de tabii zaman sorunu. Yani artık bir tedarik zincirlerinde de bir aksama olma noktasında bir durum söz konusu mevcut durumda. Tabii bu özellikle bizim COVID-19 sürecinde gördüğümüz bir tecrübe ettiğimiz bir süreçte tedarik zincirlerinin etkilenmesi, bu noktada yine tedarik zincirlerinin olumsuz etkileyeceğini söyleyebiliriz. Evet. Ve dolayısıyla küresel ekonomiye olumsuz bir yansıması olacak bu durumun. Evet. Henüz hissedilmedi küresel falan ama yakın zamanda eğer biraz daha bu sürerse hissedilecek. Peki teşekkür ederiz aktardıklarınız için yayınımıza katkınızdan dolayı. Orsam Kuzey Afrika Çalışmaları Uzmanı Kaan Devecioğlu'yla gelişme